İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanışacağımız ilk hissemiz bu videomuzda Johnson's Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ Johnson arkadaşlar. Peki Johnson'a baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız? Şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım arkadaşlar. Johnson'a en son baktığımız zaman 5 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 5 Aralık'tan beri neler değişmiş? Şöyle bir bakalım. İlk önce 5 Aralık'ı bulmaya çalışalım. 5 Aralık arkadaşlar tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Kırmızı çizgimiz. Şimdi bakın burada bir trend çizgimiz varmış. Trend çizgimize bayağı bir dayanmış ama artık altına yavaş yavaş inmeye başlamış. Burası da artık bir dönüm noktası olma ihtimali var mı? Önümüzdeki haftalarda bunun cevabını mutlaka alırız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir direncimiz oluştu. 11.98, 12.61 ve 14.74 bizim için direnç olarak karşımıza çıkan bölgeler diye düşünelim. Baktığımız zaman arkadaşlar aşağıda şu siyahla artık işimiz bitti. Bunu bir defa kaldıralım, geçmiş olsun diyelim. Baktığımız zaman aşağıda hemen desteklerimizi de bir güncellemeye çalışalım. Şöyle bir tane destek araya sıkıştıracağız. Bir de yakın destek var mı? Çok olur mu? Silmeye gerek var mı? Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar desteğimizi 10.21, 9.31, 8.35 ve 7.43 de bizim destek olarak karşımıza çıkan bölgeler diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar neler olabilir? Şimdi bir defa bayrak filama formasyonu olabilir. Onu hemen çizmeye çalışalım. Bakın bayrak filama formasyonu arkadaşlar şöyle bir görüntü. Şu aşamada çizebileceğim görüntü. Şu şekilde bir görüntü arkadaşlar bizim için bayrak filama formasyonu. Hatta bunun rengini biraz daha siyah yapalım da biraz daha sırılsın, göze batsın diye söyleyelim. Bakın arkadaşlar şuradaki siyah durum bizim için sıkışmışlığın göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ama bugün şuradaki hacim beni biraz daha hassasiyet açıkçası. Yani şöyle gördüğüm zaman şu hacmi görmeseymişiz iyiymişiz. Bakın ortalama 5 milyon not hacim arkadaşlar bir anda 17 milyon. Yani ortalama hacmin yaklaşık 3 katı fazla bir hacim var gözüküyor arkadaşlar. Baktığımız zaman da zaten -5.14 olarak karşımıza çıkıyor. Yani birileri arkadaşlar bu evet buradaki bir bayrak filama formasyonu veya daralan üçgeni görmüş. Ve daralan üçgeni hayra alameti olmayabilir diye düşünüp de aşağı doğru verip geliştirmişler. Veya arkadaşlar korku amaçlı bunu yapmış olabilirler. Çünkü daha aşağısına düşmemiş diye rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben daralan üçgenin altına düşmüş olarak tam sayılmaz. Neyse direnç ve destekleri saydık arkadaşlar. Genel görüntü bu olarak karşımıza çıktı. Hemen Ichimoku Bollinger Hacimoku değerlendirmemize başlayalım. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Ichimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nasıl bir yorum? Orta vadeli bir yorum olarak karşımıza çıktı. Kısa vadede baktığımız zaman arkadaşlar alt taraf yatay gitmek istiyor. Üst tarafta arkadaşlar aşağı doğru inmek istiyor. Bakın buraya da dikkat etmek lazım. O zaman önümüzdeki günlerde yatay aşağı yönlü bir hareket bizim için karşılaşabilme ihtimali en fazla olan durumlardan biri olarak çıkıyor. O zaman Ichimoku'nun kısa vadeli olarak diyebileceğimiz aşağı doğru yatay aşağı doğru bir hareket orta vadede yükselişlerini destekleyen bir yapıda diyebiliriz arkadaşlar olumlu. Bizim baktığımız olumlu şey orta vadeli olarak. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bakın Bollinger bandının orta noktası 11.11. Hemen şunu daraltalım. Neresi arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası? Şurası. Hemen çizelim. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar mouse'u takip ederseniz bu Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar bunun altına kapatırsa olumlu, kapatması olumsuz. Bizim orta noktamız 11.11'de fiyat 10.70. Altına kapatmış artık arkadaşlar. Bu da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bakın Bollinger bandı çok daraldığı zaman arkadaşlar alttan ve üstten daralıyor. Burada sert bir hareketle aşağı doğru hızlı bir şekilde veya sert bir hareketle yukarı doğru hızlı bir şekilde gitme ihtimali var. Bu da kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Bollinger bandı olumsuz, daralma var, risk, Ichimoku olumlu ve hacme bakalım. Hacim arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacim hemen şöyle genişletelim. Tepe noktasındaki hacimimize baktığımız zaman 28 milyon lot. Şuradaki tepeye baktığımız zaman 5 milyon lot. Şuradaki tepeye baktığımız zaman 5 milyon. Kaç burası? 5 milyon 700 bin ve 5 milyon lot. Yani fiyat düşerken arkadaşlar hacim de düşmüş. Bu da bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü fiyat eğer ki hacim yükselmiş olsaydı ciddi anlamda olumsuz diyebilirdik ama şu anda olumlu olarak karşımıza düştü. Hacim olumlu diyelim. Sıradaki videomuz İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ. Baktığımız zaman İpek Enerji'yi en son ne zaman 5 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 5 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım. 5 Aralık tam olarak neresi? Tam da şurası. Bakın şuradaki kırmızı aşağı doğru iğneli mum olarak karşımıza çıktı. Buradan önce zaten bir gün önce direncimiz oluşmuş. 39.43 direncimizi 5 gün sonra geçmiş ama arkadaşlar tutunamadan tekrar aşağı inmiş. Şu anda direncimiz kaç? 40.66'ya denk getirmeye çalışalım arkadaşlar. Biraz zor denk gelecek ama
Neyse şöyle 40.70 diyebileceğimiz bir yere direncimiz var. Destek olarak da arkadaşlar hatta destekten önce şurada bir direncimiz daha var. 38.35 arkadaşlar. Destek olarak da karşımıza hemen şuradan güzel bir desteğimiz var. 35.45 ve altına arkadaşlar hemen şöyle bir tane daha desteğimiz için yakışıklı bir destek olsun. Yakışıklı desteğimiz de 31.57 olarak karşımıza çıktı. Bunu hemen kırmızısını yapalım arkadaşlar. Beraber şu aşamada bir değerlendirelim. Şimdi direncimizi ve desteklerimizi güncelledik. Sonra bunları tekrar edeceğiz. Onun dışında Fibonacci seviyesine baktığımız zaman zaten doğal yükselişin sonu 42.99'muş ve baktığımız zaman da doğal yükselişin sonuna doğru yavaş yavaş gelmiş. Buradan başka bakacağımız bir trendimiz olabilir mi? Yani şöyle hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Siyah trendimiz varmış. Siyah trendimiz arkadaşlar tepelerden gelen, ne zamandan gelen tepe? 2021'in 12. ayıyla baktığımız zaman 2022'nin 5. ayı arasında tepelerden geçen siyah tren çizgimiz var. Bu da arkadaşlar bizim için en azından şu aşamada bir destek pozisyonu görme ihtimali oldukça fazla diyebileceğimiz bir durum. Bunun için arkadaşlar Ichimoku Bollinger Hachimoku değerlendirmeye başlayalım. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim Ichimoku bulutu. Peki bu orta vadeli bir yorumla kısa vadeli bak ne diyeceğiz? Kısa vadeli baktığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru bir hafiften iniş var mı? Şöyle bakalım, hayır, yatay gidiş var. Üst tarafa baktığımız zaman üst tarafta da yatay. O zaman kısa vadede yatay yönlü bir hareket bizim için takip edilmesi gereken en olası durum olarak karşımıza çıkıyor kısa vadede. Yani aşağı düşmediği sürece bu olumlu olarak değerlendirebiliriz. Kısa vadede zaten olumlu dedikten sonra orta vadede yeşil olduğundan dolayı olumlu dedik arkadaşlar. Bunlar da bizim için şu aşamada güzel haberler diye düşünebiliriz. Gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 36.73 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar. Bunun üzerine kapatması gerekiyor 36.73 ve baktığım zaman 36.54. Yani burun farkıyla altında kapatmış arkadaşlar. Teknik anlamda zaten olumsuz. Neticede sayılara bakıyoruz. 36.73 büyüktür 36.54'ten olduğu için bu da bizim için aşağıda kapattığı anlamına geliyor. Olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki buradan nelere dikkat etmemiz lazım? Bollinger bandı ile ilgili iki tane durum var şu aşamada arkadaşlar. Birincisi şu tepe noktası arkadaşlar. Bakın tepe noktası yani şöyle diyelim hemen daha da rahat anlatmak için. Bollinger bandının dışına çıkarsa arkadaşlar çok fazla şu mavi bulutumsu bölgenin dışına çıkarsa aşağı doğru bir düzeltme. Tekrar çıkarsa tekrar aşağı doğru bir düzeltme ve tekrar çıkarsa tekrar aşağı doğru bir düzeltme olarak karşımıza çıkıyor. Onun için Bollinger bandının üst sınırına dikkat etmek lazım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şu daralan bir ağız var. Bakın şuradaki ağız daralıyor. Bu ağzın daralması sert bir hareketin başlangıcı olabilir. Yani bu sert hareketten kastım ne? Aşağı mı yukarı mı? Bu soru işareti. Orayı zaten biz de bilmiyoruz. Onun için dikkatli olmakta fayda vardır diye söylüyorum arkadaşlar. İçimok olumlu, Bollinger olumsuz ve hacme bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki tepe noktasındaki hacmimiz hemen şöyle gelelim. Şuradaki arkadaşlar tepe noktasındaki hacim yaklaşık olarak 13 milyon not. Buradakine baktığımız zaman 15 milyon not. Baktığımız zaman 18 milyon not. 16 milyon nota düşmüş. Ve akabinde arkadaşlar yani şurada bir yorgunluk belirtisi zaten oluşmuş. Fiyat da aşağı düşmeye başlamış. Şurası zaten olumsuz ama son kısmı arkadaşlar fiyat yataya sarmış olmasına rağmen hala hacim düşüyor. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Hacim olumsuz, Ichimoku olumlu, Bollinger olumsuz olarak düşünebiliriz. Ve gelelim iş yatırım menkul değerler. En son 5 Aralık'ta tanıtmışız arkadaşlar. 5 Aralık'tan beri neler olmuş şöyle bir kontrol edelim. Bakın 5 Aralık neresi? 5 Aralık tam da burası. Buradan arkadaşlar baktığımız zaman ne gözüküyor? Hemen şöyle bir bakalım 5 Aralık'ımıza tekrar. Burası arkadaşlar. Bakın bir direncimiz varmış. 48.88. Direncimiz artık güncelleme vakti geldi. Oldukça sert bir şekilde geçmiş direncimizi. Direncimizi hemen şuraya yapalım arkadaşlar. 64.46 olarak direnç oluştu diyelim. Destek olarak da arkadaşlar şu aşağıdakileri yavaş yavaş yok edelim. İlk desteğimiz düşemediği bölge 56.82. Akabine baktığımız zaman da 45.59 ve 43.96 bizim için destek nokta olarak karşımıza çıktı diyelim. Bunun için arkadaşlar başka bir şeyimiz var mı? Başka da açıkçası çok da fazla bir şey yok. Bir kanal aralığında giderken kanal aralığından bir anda dışarı çıkmaya karar vermiş. Hacim desteklemiş. Hacim aslında bu yükselişi çok fazla desteklememiş ama neticede yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki bölgeyle hemen hemen aynı eğilime sahip mi diyelim artık. Burası biraz daha az eğimli, burası biraz daha dik eğimli olarak karşımıza çıktı. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar hemen nelerimize bakalım. Direnç ve desteklerimizi bir daha söyleyelim. Sonra Ichimoku, Bollinger ve Hachimoku değerlendirmeye başlayalım. 64.46 bizim için arkadaşlar dirençken 56.82, 45.59 ve 43.96'da
destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar İçimoku Bollinger ve Hacı Murat'ı değerlendirmeye. İçimoku komutuna baktığımız zaman yeşil olması orta vadede yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Peki bunun dışında baktığımız zaman başka neler var? Bir de bunun orta vadeli yorumlanın dışında bir de kısa vadeli olarak sadece ağız kısmına bakalım, yani son kısmına bakalım. Ağız kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar alt taraf şöyle yatay mı? Yani biraz yukarı kafasını kaldırmış, gayet güzel. Üst tarafı da yukarı doğru kaldırmış, o zaman kısa vadede yukarı yönlü bir hareket bizim için olası olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var arkadaşlar? Bir Ichimoku bulutu var, hem kısa vadede hem orta vadede. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bakın Bollinger bandının orta noktası 54. Neresi orası? Şu siyahlı kırmızılı çizgi. Şimdi bu siyahlı kırmızılı çizginin arkadaşlar önemi nereden geliyor? 20 günlük bir hareketli ortalama olduğundan kaynaklanıyor arkadaşlar bunun önemi. Bu 20 günlük hareketli ortalama olmasının sebebi sonucu ne olarak çıkıyor karşımıza arkadaşlar? İyi bir destek ve iyi bir direnç olarak hareket edebilecek anlamına geliyor. Bakın burada iyi bir destek görevini görmüş arkadaşlar. Şurada iyi bir direnç görevini görmüş. Bu yüzden arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar üzerine kapatmış. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapatmış diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger'de olumlu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar hacim bizim için ne diyor? Şimdi arkadaşlar hacim 54 lira, 54 lira 29, pardon. Hacim arkadaşlar şu aşamada şöyle bakalım. Tepe noktası bazıyla bakalım. Tepe noktasına baktığım zaman arkadaşlar 2,64 milyonluk buradaki tepe noktasına. Buradaki tepe noktasına baktığımız zaman 2,55 milyonluk. Şuradaki tepe noktasına baktığımız zaman 2 milyon 800 bin. Aslında şurada fiyat artarken arkadaşlar şu bölgede hacim artmış, gayet güzel. Fiyat düşerken de hacim düşmüş. Bu da bizim için gayet de güzel diye düşünebileceğimiz bir durum arkadaşlar. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? İçimok olumlu, Bollinger olumlu ve hacim de olumlu diyelim ve baktığımız zaman arkadaşlar şöyle diyelim hemen, bakın artık şu hikaye bitti. Yani şu Fibonacci hikayesi bitti. Burada arkadaşlar çanağımızı tamamladık, görevimizi yaptık. Aha da the end dedik arkadaşlar. Bundan sonra hani neler olabilir? Bence şuradan arkadaşlar şöyle şunu bir gizledikten sonra şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şurada bir trend oluşumu, bu bizim için hedef olarak da karşımıza çıkabilir. Şöyle bir sen nereye gidiyorsun yavrucuğum? Senin gideceğin yer orası değil. Şurası bakın. Arkadaşlar şöyle bir trend oluşumu bizim için takip edilmesi gereken bir duruma karşımıza çıktı. Evet bakalım, evet şurası da aşağı, tamam. Bakın şurası bir trend oluşumu. En azından buna paralel bir hareket. Yarın öbür gün veya şöyle diyelim daha rahat. Ola ki gelirse arkadaşlar 330, 430 pardon 430'lara kadar bir hedefleme yapabilir diye düşünürüz. Bu da bizim aklımızda bulunsun arkadaşlar. Öyle bir görüntüleme de var diyelim. Ve gelelim karşımıza arkadaşlar Kardemir'de. Kardemir'de de baktığımız zaman neler gözüküyor? Şöyle bir genişle de bakmış olduk en azından da İş Bankası Gayrimenkul Değerleri diye ondan beraber baktık. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Kardemir'de yani son 5 Aralık'ta mı hemen bakıyoruz. Yok 13 Aralık'ta, aslında daha da yakın zamanda yaklaşık 10 gün önce tatmışız. Şurası 13 Aralık, aynen öyle, bakın tam da şurası 13 Aralık. Burada arkadaşlar bir direncimiz varmış, 18,83. direncimizi artık güncelleyeceğiz. Direncimiz kaçmış hemen baktığımızda, aslında iyi çalışmış da netice çok fazla üzerine kapanış yapamamış. 19,35 bizim için şu aşama direnç pozisyonu var gözüküyor arkadaşlar. Şimdi destek olarak da yapmadan önce şöyle bir tren çizgisi bizim işimizi görür mü diye bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle diplerden gelen bir tren çizgisi. Bakıyorum, evet. Fiyatımız arkadaşlar altında kalmış gibi gözüküyor. Bu trend çizgisini bozmuş diye düşünebiliriz şu aşamada. Bunun dışında arkadaşlar başka bir şeyimiz var mı? Aslında burada bir de çanak da yapılabilir de çok güzel de bunu gözden kaçırmışız herhalde arkadaşlar. Şunun hemen şöyle bakalım. Bu saatten sonra çok işe yaramayacak ama en azından hedeflediği bölge olarak karşımıza güzel şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Bakın arkadaşlar hedeflediği bölge anlam 19,707. 19,707 arkadaşlar direnç olarak karşılaşmış. Akabinde 25,78'de bizim hedeflediğimiz bölge olarak düşünebilir arkadaşlar. Hissenin gitme ihtimali en çok olduğu bölge 25,78 olarak da karşımıza çıkıyor. Burası da çok güzel de destekliyor, bakın. Çanağın sağ tarafında arkadaşlar ciddi bir hacim artışı bunun zaten yükseleceğini sinyalini vermiş gibi duruyor. Buradan da takip edilebilirmiş arkadaşlar. Neyse görüntü bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Hemen gelelim direnç ve desteklerimizi tekrar güncellemeye. Direncimiz 19,35 olarak kaldı. Desteğimiz arkadaşlar şöyle hemen bir desteğimizi de yapalım. Desteğimizde düşemediği bölge şurası arkadaşlar. Bakın tam da kaç? 10 hemen şöyle net bir şekilde 18,18 olarak karşımıza bir destek bölgesi çıkıyor arkadaşlar. Biraz yakın destekler çizeceğim. 17,59, akabinde 18,87 pardon 15,87 ve baktığım zaman arkadaşlar 14,64 de bizim için destek mahiyetinde olan yerler diye söyleyebiliriz.
Bunun dışında başka nelere bakalım? Hemen Ichimoku, Bollinger ve Hajimoku değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Ichimoku bulutumuz var. Orta vadeli yorum olarak. Peki baktığımız zaman arkadaşlar kısa vadeli olarak ne diyeceğiz? Alt taraf yatay gitmek istiyor. Üst tarafta baktığımız zaman yukarı doğru gitmek istiyor. O zaman kısa vadede yatay yukarı yönlü bir hareket bizim için olumlu olarak karşımıza çıkacak. Orta vadede zaten yeşil olması ekstra bir olumluluk olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar bakacağımız zaman Bollinger bandına. Bollinger bandı bize ne diyor? Bollinger bandının orta noktası 16.94 arkadaşlar. Bakın neresi? Şu siyahlı kırmızılı çizgi. Arkadaşlar bunun üzerine kapatması bizim için olumluyken altından kapatması bizim için tabii olumsuz diyeceğiz. Şu anda baktığımız zaman evet bizim için gayet olumlu bir görüntü var diyebiliriz. Neden? Üzerine kapatmış arkadaşlar. Bollinger bandı şu siyahlı kırmızı çizginin üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu olarak yansıdı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar hemen bakalım başka burada diyebileceğimiz bir şey var mı? Çok da fazla bir şey yok. Ve hacme bakalım. Şimdi bakın hacimde neler var? Şimdi şu dip bölgesindeki hacimize bakalım. Hacimiz burada 273 bin not. Buraya baktığımız zaman 455 bin not. 537 bin not ve baktığımız zaman 397 bin not. Şurada arkadaşlar bir yorgunluk belirtisi olmaya başlamış. Artık insanlar veya girenler burada hacmi yükseltemiyor, fiyatı yükseltemiyorlar. Burada bir yorgunluk belirtisi var. Hacim şu aşamada olumsuz diyeceğiz. Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu ama hacim arkadaşlar bir düzeltme olayına gitmek üzere diye düşünebiliriz. Bu da bu yüzden olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar şeker gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şeker gayrimenkul yatırım ortaklığında en son 13 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 13 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. 13 Aralık neresi? Tam da burası. Bakın şurada kırmızı barımız varmış. Direncimiz artık bir defa arkadaşlar 3.09'muş. Direncimizi hızlı bir şekilde geçmiş. Hemen şuraya baktığımız zaman 3 nokta kaç hemen bulmaya çalışıyorum. Evet 3.34 arkadaşlar. 3.34 denk getirebilirsek evet şurası. Gel neyse ne 3.34 arkadaşlar bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. 3.66'da diğer bir direnç olarak mevcut durumunu koruyor. Şimdi altta desteğimize baktığımız zaman desteğimiz 2.70 hale mevcudiyetini koruyor şu aşamada. 2.31 ve 2.03'te bizim için destek olarak takip edebileceğimiz yerler diye rahatlıkla düşünebiliriz. Şimdi hisseye baktığımız zaman arkadaşlar nereden geliyor bu tepe noktalarımıza baktığımız zaman 2022'nin Temmuz'uyla 2022'nin Haziran Ağustos arasında geçen tepe noktalarına geçen trend çizgimiz şunu artık bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Bunu artık buradan bir silelim arkadaşlar. Hissede şu anda ne yapacağız? Şöyle bir yukarıdan gelen bir trend çizgisiyle beraber şöyle arkadaşlar tabi bunu silmemiz lazım. Silmemiz lazım. Şuradan hemen şöyle bir ışın yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir daralan üçgen modeli çıkar mı çıkmaz mı? Bunun önümüzdeki önümüzde ama şöyle siyahla şu kırmızı arasında arkadaşlar bir daralan üçgen modeli artık yeni bir dip oluşturuncaya kadar arkadaşlar mevcutuna sadece şu çizgiyi yukarı kırması lazım. Onu söyleyelim. Bu çizgiyi de bir neyle kırması lazım? Hacimle beraber yukarı kırması lazım. Kırarsa iyi, kırmasa o zaman biraz sıkıntı olma ihtimali var. Çünkü hacim arkadaşlar bakacağız destekliyor mu desteklemiyor mu önümüzdeki günlerde göreceğiz bunları. Bunun dışında arkadaşlar bakacağımız neler var? Hemen Ichimoku, Bollinger, Hajimoku değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Ichimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında baktığımız zaman orta vadede yeşil olmasının olumlu dediğimiz ve alt tarafına baktığımız zaman alt taraf yukarı doğru çıkmak istiyor. Baktığımız zaman hemen iyice emin olmam lazım arkadaşlar. Şöyle biraz yakından. Evet hafiften bir yukarı doğru çıkma meyili var. Üst tarafta arkadaşlar o da yukarı doğru çıkmak istiyor arkadaşlar. O zaman kısa vadede yatay yukarı yönlü bir hareket bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman yükseliş trendinde destekleneceğimiz var. Kısa vadede de orta vadede de bir Ichimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 2.95. Neresi arkadaşlar? Şu siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatmış mı arkadaşlar? Fiyatımız 3.04. Bollinger bandının orta noktası 2.95. Evet üzerine kapatmış. Bizim için olumlu diyebileceğimiz bir durum. Yükselişlerini destek eden çok rahatlıkla süzebiliriz arkadaşlar. Ichimoku bulutundan sonra Bollinger bandı da yükselişlerini destekliyor diye rahatlıkla söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar. Başka neler görüyoruz? Bakın.
Arkadaşlar şu boğumları görüyor musunuz? Bakın şu boğumdan sonra ne yapmış? Yukarı çıkmış. Şu boğumdan sonra yukarı çıkmış. Şu boğumdan sonra artık boğum iyice daralırsa daha net gözükür ama bir hareket yapacak. Bu hareket arkadaşlar yani yukarıya mı aşağı mı hep beraber bakacağız ama neticede arkadaşlar boğumdan sonra bir hareket yapılıyor ama baktığımız zaman bu ise de iki defasında son iki defasında baktığımız zaman yukarıya doğru bir hareketi kuvvetlendirilmiş. O zaman mevcut duruma baktığımız zaman yani ileriki dönemde kendini açığa verecektir ama bir sert hareket bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu bizim olumluluk görüşümüzü değiştirmiyor. Yani İçimoku ile Bollinger olumlu diyelim ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar buradaki tepe noktasındaki hacimiz 51 milyonluk. Buradaki tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 21 milyonluk. Yani fiyat düşerken hacim düşmüş. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. İçeride fiyat düşerken hacim ciddi artış olsaydı sıkıntı olurdu ama şu anda mevcut duruma göre fiyatın düşmesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Yükselişlerini destekliyor diye bize hem İçimoku hem Bollinger ve hem hacim olarak söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger Akbank'a. Akbank bizim için ne diyor? Baktığımız zaman arkadaşlar Akbank'ı en son 13 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 13 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. Arkadaşlar 13 Aralık neresi? 11, 12 olmuş. Bakın tam da şurada 11 Aralık'a göre değerlendirmişiz. Pardon 11 Kasım'mış. Özür dileriz arkadaşlar. Şurasını bakın. 13 Aralık arkadaşlar tam da şurası bakın. Şu yeşil iğneli muz. Burada bir direncimiz varmış. Direncimiz artık işini bitirmiş. Bu direnci bir defa buradan silelim. İkinci direncimiz tepe noktasıymış arkadaşlar. Tepe çanağın tepe noktası. Bu da işini bitirmiş arkadaşlar. Burayı da bitirelim hemen. Şunu alalım. Şuradan almamız lazım. Evet şöyle. Gelirse evet geldi zaten. Şimdi arkadaşlar bizim için direnç neresi? 21.41 bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da arkadaşlar şu aşağıdaki destekleri alalım. Hemen şu desteğimizin bir tanesini baktığımız zaman şurada arkadaşlar şurası tam da şurası. Bizim için destek olan 16.78. Aşağıda bir tane daha yukarı doğrusu bir tane daha desteğimiz var. O da bizim için 18.86 olarak karşımıza çıktı. Direnç ve destekleri bir daha sayalım. 21.41 bu bizim için direnç. 18.86 ve 16.78 ve 15.53'te bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Ne gelelim arkadaşlar İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmemize. İçimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Orta vadede yükselişlerini destekleyen bir İçimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyelim arkadaşlar. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger band İçimoku bulutunun kısa vadesine. Pardon arkadaşlar. İçimoku bulutunun kısa vadesi kısmına, ağız kısmına bakalım. Alt taraf yatay gitmek istiyor. Üst taraf arkadaşlar yukarı doğru hareket etmek istiyor. O zaman kısa vadede yatay yukarı yönlü bir hareket bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani yükselişlerini burada destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Peki bunun dışında arkadaşlar başka neler var? Kısa vade ve orta vade İçimoku bulutu yükselişlerini destekliyor dedikten sonra Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı bizim için neler diyor? Şimdi bakın arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasına ilk önce bir bakalım. Bollinger bandının orta noktası 17.85. Neresi orası? Şu ince siyahlı kırmızı çizgi. Bakın şu tren çizgisinden bahsetmiyorum. İnce siyahlı kırmızı çizgisi arkadaşlar. Baktığımız zaman evet bunun altında arkadaşlar kapatmış mı? Hayır, üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yükseliş trendi desteklediğini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bollinger bandı yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu tren çizgisine burası sonra geleceğim siyah tren çizgisine. Şimdi Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar ne var Bollinger bandımızda? Bakın yukarıya çok fazla dayanmış arkadaşlar. Şu mavi bulutumsu bölgeyi görüyor musunuz? Yukarıya çok fazla dayanmış. Bu yukarıya çok fazla dayanırsa ne oluyor arkadaşlar? İster istemez bize bir sıkıntı doğurma ihtimali var. Düzeltme yapma anlamında. O zaman evet, dikkat etmekte fayda vardı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani İçimoku bulutu olumlu ama Bollinger bandı da olumlu ama arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir husus ortaya çıkıyor. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar başka neyimize? İçimoku Bollinger'e dedikten sonra bakın şu tren çizgilerini de tanıtayım ondan sonra hacime geçeceğim. Bakın arkadaşlar şu burada bir güncelleme yapmış. Hemen bakalım arkadaşlar şöyle biraz aşağı almamız lazım. Aynen öyle. Şimdi bakın arkadaşlar burada tepe noktalarından giden bir durum var. Bizim aslında esas burada hedefimiz şu tepe noktası. Yani bugün olsa 26'lara hedef diyeceğiz. Tabi Fibonacci'ye göre 32.74'e kadar bir hedefimiz var ama çanak biraz küçük olduğu için çok daha açıkçası bunun için umutlanmıyorum. Ama ya yükselmez demiyorum bakın. Şu anda bu çanağa göre çanak için umutlanmıyorum. Bizim esas burada takip etmemiz gereken siyah tren çizgisi arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gider. Burası da bizim için herhangi ciddi bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi diplerden arkadaşlar destek noktasını biraz daha genişletelim. Diplerden destek noktasını şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu trend noktası bizim elimizin altında bulunsun.
Ve gelelim hacim arkadaşlar. Hacim bizim için ne diyor? Bakın. Şu tepe noktasındaki hacimimize baktığımız zaman 225 milyon not. Bu tepe noktasına baktığımız zaman 246 milyon not. Bu tepe noktasına baktığımız zaman 273 milyon not. Yani fiyat artarken hacim artıyor. Bu da yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Ichimoku, Bollinger ve hacim hepsi beraber yükseliş trendini destekliyor ve olumlu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.